Arkadaşlarım merhaba. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Bayram Altıntaş. Arkadaşlar bugün çeşitli ekmekler yapacağız. Yulaf, buğday, çavdar ve mısır ekmekleri yapacağız. Arkadaşlar unlu mamuller ders kapsamında çavdar ekmeği yapacağız. Çavdar ekmeği için malzemelerimiz 1 kilogram çavdar unu, 30 gram tuz, 60 gram maya ve 600 gram su. Şimdi unumuzu döküyorum. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. Arkadaşlar çok az ekmek geliştirici maddemiz, 30 gram tuzumuz, 600 gram suyumuz ve 60 gram mayamız. Malzemelerimizi homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk, 15 dakika dinlendirmeye gönderiyoruz. Arkadaşlar çavdar ekmeğimiz dinlendi. Şimdi büyük ekmekleri 500 gramdan, küçük ekmekleri 50 gramdan kesip tepsiye dizip mayalandırmaya göndereceğiz. Arkadaşlar ekmeğimizi açtık. İlk önce ortasına böyle bastırıyoruz. Daha sonra sert bir şekilde vurdum. Sonra katlıyorum. Daha sonra şöyle bastırarak kenarlarına doğru ekmeğimizi somun ekmek şekline sokuyoruz. Evet, yaptıktan sonra su dolu ve peçete koyduğumuz kalıbımızın içerisine ve daha sonra yaptığımız çekirdek olabilir, susam olabilir. Daha sonra tepsimize diziyoruz. Yulaf ekmeğimiz için 1 kilogram yulaf unu, 60 gram maya, 30 gram tuz, 600 gram su. Şimdi yulaf ekmeğimize geçiyoruz. Unumuzu döküyoruz arkadaşlar. Ortasını havuz şeklinde açıyoruz. 30 gram tuzumuz, 600 gram suyumuz. Malzemelerimizi homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Yulaf hamurumuzu tamamladık. Şimdi 15-20 dakika dinlendirmeye göndereceğiz. Arkadaşlar yulaf hamurumuzu çıkardık. Şimdi yine hamurumuza şekiller vereceğiz. Arkadaşlar ekmeğimin ortasını yaptım. Daha sonra bastırdım. Ortası bombe kalacak şekilde ekmeğimi uzattım. Bastırdım. Daha sonra unuma bastırarak tepsime alıyorum. Arkadaşlar yuvarladım. Bastırdım. Unumuzu alıp tepsime alıyorum. Daha sonra ekmeğimize küçük çizikler atarak ekmeğimize şekil veriyoruz. Kepekli ekmeğimiz için 1 kilogram kepek unu, 60 gram maya, 600 gram su, 30 gram tuz. 1 kilogram kepek unumuzu koydum. Evet, 30 gram tuzumuz, çok az da ekmek geliştiricimiz, 600 gram suyumuz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk, 15-20 dakika dinlendirmeye göndereceğiz. Kepekli ekmeğimizi çıkardık, hamurumuzu dinlendirdik. Tezgahımızı aldık.
hamurumuzu yaptım. Tezgahımıza vurduk ve şimdi sert bir şekilde hamurumuzu sarıyorum. Ekmeğimizi yaptık. Suyumuza batırıyorum. Daha sonra kepeğimizi alıp tepsimize koyuyorum. Arkadaşlar, çavdar, yulaf ve kepekli ekmeğimizi yaptık. Şimdi sırada arpa ekmeği. Evet, unumuzu döküyorum. Ortasını havuz şeklinde açtım. Tuzumuzu koydum. Suyumuzu ve mayamızı koydum. Şimdi tekrar ortasından başlayarak hamurumuzu yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, arpa hamurumuzu yoğurduk. 15-20 dakika dinlendirmeye gönderiyoruz. Arkadaşlar, arpa ekmeğimiz dinlendi. Çıkardık ekmeklerimizi. Arpa, çavdar, yulaf, kepek ekmeklerimizi yaptık. Daha sonra ekmeklerimizi 15-20 dakika dinlendirdik. Ekmeklerimizi tepsilerimize işledikten sonra 200 derecelik fırınımıza 35 dakikada pişireceğiz. Arkadaşlar, ekmeklerimizi yaptık. Afiyet olsun. Çavdar, yulaf, kepek ve arpa ekmeklerimizi yaptık arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.